Merhaba arkadaşlar, Pestsevenli abi Likaran'ına hoş geldiniz. Bugün günlerden pazartesi ve beklediğimiz etkinlikler geldi arkadaşlar. Öncelikle eFootball Lig maç değerlerini göstereyim. Maç bölümüne giriyoruz. Buradan eFootball'a tıklayalım. İki tane eFootball Lig ile ilgili maç değeri geldi ama bunlardan bir tanesi çok önemli. Eğer vaktiniz yoksa, hani oynayamıyorsanız, ikinci sıradaki olan eFootball Open Round 1. Hani burada Round 1 yazanı muhakkak oynamaya çalışın arkadaşlar. Minimum 2000 etkinlik puanı yapın burada. İkinci maçta, yani hemen sol üstünde siyah eFootball Open yazan yazılı olan maç diye oynamak gerekiyor. Tabii ki vaktiniz varsa hepsini oynayın. Bunların her birinde eFootball puanı var ki bu ilk iki tanesinde eFootball Lig ile ilgili olan iki tane maçtaydı. 400-400 eFootball puanı var. Diğer iki tanesinde ise 200-200. Toplamda 1200 eFootball puanı bugün bu maçtaylardan kazanabiliriz. Bunların dışında cuma günü bir de round 2 gelecek. Ayrıyeten bir de kazananı tahmin etme etkinliği geldi. Az sonra onu da göstereceğim arkadaşlar. Buradaki maçta ileride eğer yapabiliyorsanız 6000 etkinlik puana kadar çıkıp MyClub paralarını, futbol puanlarını, yönetim becerilerinin desteğini ve birçok hediyeyi alabilirsiniz. Ama dediğim gibi, hani oynayamıyorsanız, vaktiniz yoksa, bu ikinci sırada olan round 1 yazan maçta da en az 2000 puan etkinlik puanı yapın. Cuma günü round 2 gelecek. Şimdi klasik etkinlikler geldi arkadaşlar. Hani bunlar bildiğimiz, beklediğimiz etkinlikler. 25.000 GP kazandığımız online maçlarla ya da antrenör kastığımız etkinlik turları haftalık. Herhangi bir güncelleme de bu haftalık görülmüyor arkadaşlar. Hani perşembe günü bakım olur ama hani büyük güncelleme, hani herhangi bir ay sonları yapılan o güncelleme, işte bir 100 MB'lık falan Play Store'a girip ya da iPhone kullanan arkadaşlarım App Store'a girip güncelleme yaptığımız o güncelleme şu an bu haftada gözükmemekte. Çünkü güncelleme geldiği zaman etkinliklerin süresi 3 günlük geliyordu. Etkinlikler 1 haftalık gelmiş. Bu perşembe oyun bakıma girer ama hani o güncelleme olmaz, öyle görünüyor. Şimdi mesajlara gelelim. Bizim için önemli olan kısımlardan bir tanesi de bu. eFootball puanı kazanma etkinliği geldi. Bu sürprizdi. Hani bunu beklemiyorduk bu şekilde. Hemen şöyle aşağılara gelelim. Ayrıyeten de MVP oyuncuları için de oy vermeye devam edebiliriz arkadaşlar. Bunlar ileride peş peşe gelecektir. İngiltere Ligi MVP'leri için ya da Asya Ligi için arkadaşlar oy kullanabilirsiniz. Bizler için şu an bugün dikkat çeken bir etkinlik. Tabi kulüp selection'lar falan da geldi arkadaşlar. Yine beklediğimiz üzere. Ha bu arada eFootball puanıyla mağazaya arkadaşlar iki tane oyuncu eklendi. Willian'la Ansu Fati eklendi. Puan kullan diyelim. Oyuncular diyelim. Benim de puanım 12.950'miş şu an. Burada aşağılara indiğimiz zaman Ansu Fati'yi görmekteyiz. 1500 futbol puanına. Ansu Fati'yi kadrosuna katılan arkadaşlarım maksimum seviyesinin 100 olduğunu yorum yazarak paylaştılar bizlerle. Teşekkür ediyorum arkadaşlarımıza da. Pestmaster sitesi 100 demişti. Pestfoot uygulaması 99 demişti. Orada Pestmaster'ın dediği çıktı. Pestfoot uygulaması burada yanıldı. Ansu Fati 100 oluyormuş arkadaşlar. Düşünen arkadaşlarımız varsa almayı, hani belki değerlendirebilirler. Burada bir de Willian var. Hani tabi Willian Ansu Fati'nin gölgesinde kaldı orada. Çok yüksek seviyeli bir Ansu Fati var. Benim elimde Ansu Fati vardı, 99 seviyesi. Hani olmasa da ben ikonlar için biriktiriyordum. Önceliğim ikonları almak. Şimdi önemli noktalardan bir tanesi 300 futbol puanı kazanmak için. Hemen şurada bir mesaj vardı arkadaşlar. Hani bunu konsolda, mobilde oynadığınız her platformdan kazanabilirsiniz. Hemen mesaja tıklayalım. Kazananı tahmin ederek 300 eFootball puanı kazanın diye bir mesaj gelmişti. Barcelona Arsenal maçtayı var arkadaşlar. Yani profesyonel sporcular hafta sonu maç oynayacaklar. Orada bu maçta kazananı tahmin edersek 300 eFootball puanı kazanıyoruz. Diyelim ki tahmini edemedik. O durumda da Konami yine sıfır vermiyor, 100 futbol puanı hediye ediyormuş. Nasıl yapacağız bunu derseniz, hemen mavi olan yazıya tıklayacağız. Kazananı buradan tahmin edin yazısına tıklayalım. Bunu yapmak için arkadaşlar kesinlikle Konami ID yapmanız gerekiyor hesabınıza. Konami ID'niz yoksa bu işlemi gerçekleştiremezsiniz. Ha bir de bu arada arkadaşlar, bu cumartesiye kadar süreniz var bunu gerçekleştirmek için.
Fakat kazanacağımız hediyeler ne zaman hesaplara yatar derseniz 21'inde yatacakmış. Haftaya perşembe yatacakmış. Yani buradan 300 ya da 100 kazanırsak haftaya perşembe, bu perşembe değil ama haftaya perşembe ayın 21'inde hesaplara yatacakmış. Şimdi böyle bir sayfa açıldı. En aşağıya geliyorum. Kırmızı bir yazı yazacak arkadaşlar. Evet. MyEconomy'de oturum açın diyor. Şimdi buna tıkladığınız zaman doğrudan oy verme sayfası açılabilir. Eğer açılmazsa da Konomi ID ve şifrenizle giriş yapmanızı isteyecek. Benim Konomi ID ve şifremi hatırlıyor olması lazım. Çünkü ben önceden de girmiş yapmıştım bugün. Hemen bakalım. Şöyle bir aşağıya inelim. Aynen. Şimdi arkadaşlar bende bu sayfa açıldı. Çünkü ben Konomi ID ve şifremle giriş yaptığım için tarayıcının hafızasında bulunmakta. Eğer sizde bu ekran açılmazsa Konomi ID ve şifre girin diye bir ekran gelecektir. Orada da Konomi ID yaptığınız işte mail adresine de şifrenizi girebilirsiniz. Burada kazananı tahmin etmemiz gerekiyor. Şimdi şöyle bir durum var arkadaşlar. E-futbol liglerinde profesyoneller oynarken rövanşlı oynuyorlar. Bir maç değil iki maç oynuyorlar ve en çok gol atan taraf kazanmış sayılıyor. Onların kazanma statüsü bu şekilde. Şimdi Barcelona ve Arsenal takımları maç yaptığı zaman iki kere üst üste maç oynayacaklar. Ve orada toplam gole bakılıyor. En çok gol atan taraf kazanmış olacak. Burada ben herhangi bir yönlendirme yapmak istemiyorum arkadaşlar. Hani şunu seçin bunu seçin diyemem. Çünkü hani dediğimiz belki çıkmaya da bilir. O yüzden gönlünüzden geçeni seçmenizi ve aşağıda tahmin göndere tıklamanızı öneririm. Yani burada tamamen kalbinizden geçeni tercih edebilirsiniz. Fakat ben bugün Barcelona ve Arsenal takımının bundan önceki maçlarda ne yaptığına dair bir istatistiği sizlerle paylaşacağım. Hani öğleden sonra bu takımların bir önceki maçta da nasıl performans sergilediklerini sizlerle paylaşmayı düşünüyorum. En azından oy verirken de ona göre yani bir oy verme işlemi gerçekleştirebiliriz. Ha, bize yol gösterebilir. Hani burada doğru tahmin edersek 300. Yanlış olursa da 100'e futbol puanı kazanacağız. Buradan şimdilik ben seçmeyeceğim. Öncelikle bir analiz edeceğim. Diğer Barcelona ve Arsenal takımının önceki performanslarına bakıp ona göre tercih yapmayı düşünüyorum. Burada ortadaki çizmek yani Türkçe'ye çevrildiği zaman çizmek anlamı var. İngilizce draw yazmakta. Hani onun anlamı ne derseniz onu ben de tam olarak çözemedim. Yani Barcelona kazanır, Arsenal kazanır var ama ortada çizmek nedendir onu bilemedim. Ben Türkçe'ye çevirdiğim için Türkçe şeklinde gözükmekte. Dediğim gibi arkadaşlar bugün gün içerisinde bu takımların performansı ile ilgili de paylaşım yapacağım. Gündemdeki önemli konulara ait bilgileri sizlere aktarmaya çalıştım arkadaşlar. Sizlere iyi oyunlar, iyi seyirler diliyorum. Top açılımı yaptıysanız hangi oyuncular geldi? Görüş ve önerilerinizi yorum yazarak paylaşabilirsiniz. Görüşmek üzere.